Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 3 Ocak 2023 itibariyle dolar TL'yi tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı değerlendireceğiz. Sizlerden ricam, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Unutuyorsunuz. Destekleriniz çok önemli bizim için. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Dolar altın analizi yapıyoruz. Arada borsa analizi, arada kripto analizi. Yani piyasaların durumu şekli bu arkadaşlar. Şu anda piyasalar seçim öncesi bildiğiniz gibi bir baskı altında ilerliyor. Ve en önemlisi seçim öncesi Suudi Arabistan ile Katar ile bir enflasyon ve dolar planı yapıldı mı, yapılacak mı? Bunun tartışmalar var arkadaşlar. Yani bu iş Ocak ayına zaten bırakılmazdı. Bizim için tehlikeli olan nokta şu arkadaşlar. Tehlikeli diyoruz. İlk defa doların düşüşüne ya da düşecek olmasına biz tehlikeli lafını söyleyebiliyoruz. Neden? Evet, enflasyonist baskı açısından çok iyi olacak bu. Kurun düşmesi ya da daha alt bantlarda stabilize olması, işte 15-13 aralığında stabilize olabilirse daha iyi olacak ama burada üç tarafta sanayiciler bu sefer ses çıkartacak. Zaten burada döviz alımlarında da sınırlama getirildi. Yine daha önce söylediğimize geliyoruz burada arkadaşlar. Daha önce söylediğimiz şu: eğer biz enflasyon ve kurla bir mücadele yapacak isek burada ekonomi yönetimi tek başına arkadaşlar bu işi zaten yürütemez. Bu açık ve net ortada bir yere kadar. Burada yerli sermaye sahiplerinin destek vermesi gerekiyor. Yani belirli derecede fedakarlıklar yapılması şart. Aksi takdirde zıtlaşma devam ettiği sürece kurda bir miktar gördüğünüz gibi aylık bazda zirvede bir hazırlık söz konusu göstergelerde. Zaten diğer indikatörümüzde baktığımızda RSI'de zirvede yataya bağladı. Artık gidebileceği alan kalmadı. 18.90'ın aylardır direnç olduğunu dile getiriyorum ve 2022 boyunca da 18.90'ın geçilmesinin çok zor olduğunu dile getirdik. 18.70'ten de kapanış geldi. Burada da bizi yanıltmadı. Ama tabii siz genelde bu kadar olumsuzluğa rağmen dolarda düşüş yönlü analizler ya da stabil yönlü analizler gördüğünüzde çıldırıyorsunuz. Ben bunun da farkındayım. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burası şu anda bir mücadelenin tam odak noktası. Evet, emtia fiyatlarının işte petrolde onda bunda pandemi öncesi fiyatlara geldik. Ve bugün enflasyon rakamları açıklandı. 2022 enflasyonun 3 Ocak'ta açıklandı, yani bugün açıklandı. %64 olarak, yani baz etkisiyle bir düşüş gerçekleşti. Zaten beklenti de bu yöndeydi. Şimdi bu sene baz etkisiyle düşüşler arkadaşlar devam ettireceğiz. İşte seneye ne olacak? 2024'te ne olacak diye bunun tartışmaları var. Yani bir yıl sonrası için bu kadar net söyleme girmek ya da bir yıl sonrası için bu kadar net planın konuşulması arkadaşlar biraz abes kaçar. Ve baktığımızda biz bir yıl içinde ne yaşayacağımızı zaten az çok tahmin ediyoruz. Buradaki olayları sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Burası bizim için iyi bir getirim noktası mı? Yani gördüğümüz kadarıyla değil ama seçim öncesi bir tık aşağı yönlü hareket görürsek, burada enflasyona da destek amaçlı arkadaşlar, kuru bir süre 15 lira seviyelerini, yani altın oran dediğimiz seviyede tutma arayışı olabilir. Burada da takip edeceğimiz rakam 18.35, 18.40'lar. Yani burada destek noktası zaten çalışıyor gördüğünüz gibi. Bölgenin altında stop olunması önem arz eder. Yani şu anda iyi bir para girişi var. Halen de devam ediyor. Olmaz diye bir şey yok. Momentum iyice düşürüldü tepede. Yardımcı araçlarımızı da keza bu şekilde. 15 lira seviyelerine gelirse burada işte o zaman film kopar arkadaşlar. Şöyle bir hareketi izleyebilirsek. Bunun sonrası ne olur? Burada zaten deli gibi adımlar gelir ama baskılana baskılana biz 2023 yılını arkadaşlar bitiririz. Ve sonrası zaten sıkıntı. Söylediğim gibi işte 24'ler, onun üzerinde 30'lara doğru gidişimiz kaçınılmaz. Ama burada tabii takip edeceğimiz nokta 18.40'lar kısa vadede. Şimdi bir de dolar endeksi 2023 arkadaşlar pozitif başladı. Ve güzel bir başlangıç yaptı. Şöyle bir günlükte de görüntüsüne baktığımızda gördüğünüz gibi şunu yeniden tekrardan çizelim. 103 seviyesi arkadaşlar destek hattı tuttu. Burada zaten bunu söylemiştik. Yaklaşık olarak bir tarih de vermiştik. İşte ocağın ikinci, üçüncü haftası diye de söylemiştim hatırlarsanız.
Ama daha erken oldu. Şu anda toparlanma arayışı. Problem yok. Zaten 1-2 haftalık yanılma payda olur. Piyasa babamızın malı değil. Buradaki destek hattı arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştı. Şu anda tutuyor. Önemli bir sert düşüş yaşadık bu noktada. Bunun şu anda yükselişini takip edeceğiz ama bu yükseliş nereye kadar sürecek arkadaşlar? Baktığımızda yani desteklenirse ki yardımcı araçlarımız bunu desteklemeye başlamış. Günlükte de şöyle baktığımızda dipten dönüşünü görebiliyorsunuz. Arkadaşlar 109-110 seviyelerine doğru hareketi dolar endeksinde takip edeceğiz. Burada kısa vadede ben altın yatırımcısına çok net uyarılar yaptım. Şu an ons destekli giden gram altın 1107 lira seviyesinde. Hatta 1108 lirayı şu an zorluyor. Bu noktada arkadaşlar dikkatli olacağız. Oynaklık artacak ve bir dengesizlik oluşacak piyasalar tarafında da. Bu noktalarda biz seçim öncesi bir belirsizliğin içerisinde olmazsak bence iyi olur. Şimdi Türk lirasının dolar karşısında görüntüsüne bakalım. Özellikle şöyle bir aylık bazda grafiğimizi inceleyelim. Artık dipte bir şok dalgası yiyebileceğimiz seviye arkadaşlar kalmamış olarak görülüyor aylıkta. Aşırı satış bölgesinin dibinde yataya bağladık. Bir türlü dönemiyoruz yukarı yönlü ve kur tarafında da bir türlü aşağı doğru geri çekilemiyoruz. Çünkü piyasanın zıttına hareketler olacak bunlar. Ama arkadaşlar ben yine söylüyorum bu taraftaki özellikle dolar TL tarafındaki aşağı yönlü hareketler tarafında çok can yanacağını düşünüyorum. Temkinli olun yani stop seviyesi belli az çok. Bu noktalarda eğer dikkat ederseniz iyi olur. Zamana yayılan bir süreç olur bu. Yani 2022'de nasıl olduysa bu 2023'te de aynısı olacak. Dikkatlice takibimizi yapalım. Şu anda göstergeler Türk lirasının bir miktar değer kazanmasını arkadaşlar onaylıyor. Dipte artık gördüğünüz gibi haftalıkta da muazzam bir sıkışma var. Önemli bir yükselişi hak ediyor. Yani kur tarafında uyarılarımızı yapalım. Ve burada Borsa İstanbul tarafına baktığımızda işte halk arzlardan dolayı ondan bundan biraz satış geliyor. Normal arkadaşlar bunlar abartılacak satışlar değil. Asıl olan trendimiz korunuyor. Şöyle bir trendimiz var. 5.375'ler korunduğu sürece yukarı yönlü hareket devam edecek Borsa İstanbul'da. Zaten 6.000 puana doğru ve 6.000 üzerini göreceğimizi söylemiştim. 5.700'lerden döndü. Belirli direnç seviyelerinden artık satışlar geliyor. Çok normal. Abartılacak bir durum değil. Ha, endeksin geneline baktığımızda şöyle kırmızılar kendini gösteriyor. Arkadaşlar 2022'nin 4. çeyrek bilançolarını takip edeceğiz. 20 Şubat'a kadar birçok hisse yani neredeyse tamamı açıklamak zorunda ve yeniden değerlemeler yapılacak. Burada yani yukarı fiyatlama öyle bir anda bitecek gibi durmuyor. Bu detayı yine sizlerle paylaşmış olalım. Ben borsa tarafını şu an halen tek alternatif olarak görüyorum. İşte kur tarafı abartılacak seviyede şişmiş durumda. Ha, yukarı yönlü hareketi destekleyen bir durum var mı? Evet. Burada bunu söylüyoruz zaten. 18.40'ların üzerinde kaldığımız sürece bu hareket destekleniyor. Ama uyaralım. Zirveden dönüş hareketi aylardır söylediğimiz gibi üzer. Yani buralar küçük yatırımcı yani sizleri ciddi derecede panik algısıyla birlikte farklı bir boyuta götürür. Benim tek korkum burada sizlerin zarar görmesi. Zaten para babaları burada işte büyük sermaye sahipleri onlar kendini her türlü korur. O yüzden kendinizi yem etmeyin arkadaşlar. Çok yukarı yönlü beklentileri özellikle seçim öncesi bir kenara bırakın ve böyle hayaller kurmayın. Yedirmezler bunu. Güzel bir şu anda hesap yapıldı. Bu hesap çalışılıyor. Çalışıyor. Kur korumalı mevduatın süresi de zaten uzatıldı. İzleyip göreceğiz ve takip edeceğiz. Ama enflasyonda baz etkisiyle de olsa geri çekilme kur tarafındaki arkadaşlar yukarı yönlü hareketin bir miktar da olsa önüne geçer. Bunu da sizlerle birlikte paylaşalım. Yani benim fikrim, görüşüm, tavsiye niteliği olmadan bu şekilde. Bugün zaten Sayın Bakan'ın açıklamalarını da takip ettik, Ekonomi Bakanı'nın. Evet, çok ümitli konuşuyor, çok rahat konuşuyor. Ama vatandaş açısından o kadar da kolay değil. Saygı duyuyorum onun da yaptığı işe. Bu iş arkadaşlar el birliğiyle olacak. Yoksa zoraki işlemlerle böyle devam edersek
Sanayiciler zaten bir ses çıkaracak. İşte yine ey TÜSİAD, ey MÜSİAD diye fırtınalar kopar yakın zamanda benden söylemesi. Bu iş arkadaşlar biraz sert olacak ve can yakacak gördüğümüz kadarıyla. Yukarı doğru şok dalgalarının tam anlamıyla önüne geçilmiş durumda. Bugün gelen enflasyon rakamı da baz etkisiyle sert bir düşüşü beraberinde getiriyor. Yani yeni yıla %64 ile başladık. %80'ler üzerindeydik. Bakalım biz de göreceğiz. Ha, mevcut durumumuz bizim böyle zor. İşte enflasyon böyle zor, piyasa böyle zor. Bu koşullarda nasıl kur tarafında kontrol, hakimiyet sağlanacak diyor iseniz bunu yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Daha önce olduğu gibi. İzleyip görelim. 3 Ocak 2023 itibariyle bizim analizimiz, beklentimiz bu şekilde. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.